Adaletin temininde, savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün yerine getirilmesinde en önemli rolü oynayan meslektaşlarımız, avukatlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Bundan tam 146 yıl önce 5 Nisan 1878'de yapılan İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunda 5 Nisan 1958 tarihinde tüm baro başkanları İzmir'de ticaret odası toplantısı alanında toplanarak 2 günlük çalışmaları sonucunda Barolar Birliği'nin kurulmasına kadar uzanan tarihi süreçte varlığımıza her daim korunmuş bulunmaktayız. Yüzyıllara dayanan kadim mesleğimizin bizlere verdiği bilgi ve tecrübeler ile toplumumuza gideceği yolda her daim ışık tutmaya, ona yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Açtığımız yolda hedefimiz her zaman hukukun üstünlüğünü biricik ilke sayarak toplumda yaygın olan güvenin tesisinde aktif rol oynamaktır. Yürüdüğümüz bu yolda önümüze çıkan engellere, şiddete, hukuku yok sayıp korku egomonyası kurarak sesimizi bastırmaya çalışan erkeklere karşı her daim birlik ve beraberlik içinde halkımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Bugün 31 Mart seçimleriyle iyice anlaşılmıştır ki halkın iradesi üstündür. Bu üstünlük hukuk devletinin üstünlüğüdür. Bu üstünlük vatandaşımızın yaşama hakkının, özel hayatın gizliliğinin, mülkiyet hakkının, dil ve vicdan hürriyetinin, sosyal güvenlik haklarının, seçme ve seçilme hürriyetinin ve daha sayamadığımız tüm temel hak ve özgürlüklerimizin üstünlüğüdür. Halkın üstünlüğü, hukukun üstünlüğüdür. İşte bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında ilk genel başkanımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve hedefleri idealinde hukukun adaletli bir şekilde halkımıza tesisinde yıllardır olduğu gibi bugün de çalışmaktayız. Ancak gelinen siyasi konjonktür çerçevesinde toplumun hukuka olan güvenin azalması, geç gelen adaletin adalet olmaması, hukukun üstünlüğünün biricikliğinin karamsar bir tabloya çevirmektedir. Bu vesileyle 31 Mart yerel seçimlerinin icra edildiği Manisa'nın Gördes ilçesinde avukat olarak görev yaptığı esnada görevli olduğu okulda şiddete uğrayan meslektaşımız ile Sumi ilçesinde takip ettiği bir dava dosyası nedeniyle 3 kişinin saldırısına uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Yaşanan bu üzücü hadiseyi kınadığımızı beyan ediyoruz. Bu özel günde görev başında şiddete uğrayan, hayatını kaybeden meslektaşlarımıza da rahmetle anıyoruz. Avukatlar Günümüz kutlu olsun.